Herkese merhaba. Tolgozbek.com kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde genel havacılıkta çok önemli bir adım atıldı. İlk defa Cessna'nın karavan tipi tek motorlu uçağı elektrik motoruyla gökyüzüne ulaştı. Bu uçuş yaklaşık 30 dakika sürdü. 30 dakikada uçak yakıt depolarından değil gövde içinde taşıdığı bataryalardan güç alarak pervanesini çevirdi. Ve 30 dakikalık uçuş sadece 6 dolarlık bir şarj ile gerçekleştirildi. Normalde eğer uçağa yakıt konsaydı, uçak bu süreç içerisinde nereden baksanız 300 dolara yakın bir maliyetle yakıt harcayacaktı ama bu uçuş 300 dolar değil, sadece 6 dolara yapıldı. Umarız bu motor en kısa zamanda geliştirilir ve havacılıkta yeni bir sayfa açar. Gelin isterseniz bugün elektrik motorlu uçaklara şöyle bir bakalım. Gerçekten havacılıkla ilgili bir çığır açacak mı yoksa bunlar sadece deneysel mi kalacak? Gelin bu konuya birlikte bakalım. Aslında havacılık dünyası uzun yıllardır elektrikli motorlar üzerinde çalışmalar yapıyor. Ben de bunun aslında bir parçasını birebir gözlemleme şansına sahip olmuştum. Bu proje Solar Impulse projesiydi. Solar Impulse İsviçre'de çıkmış bir proje. Andre Borschberg'in yaptı ki kendi eski bir İsviçre Hava Kuvvetleri pilotudur ve aynı zamanda bu projenin de CEO'suydu önemli bir adım atarak sadece güneş enerjisiyle uçacak elektrikli motor kullanacak bir tasarım gerçekleştirdi. Bu tasarım ilk uçuşunu 2009 yılında yaptı ve ilk denemesini de 2012 yılında gerçekleştirdi. Bu arada uçak daha da büyütüldü. Solar Impulse 2 haline getirdi. Yıl 2015 olduğu zaman bu uçağın turu Abu Dhabi'den başladı. Bu projeye destek veren dünyanın önde gelen birçok şirketi vardı ama önemli bir para Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından verilmişti. Araplar artık bir yerde petrolün biteceği ve elektrik sistemlerinin hayatımızın önemli bir parçasını olacağını görerek bu projeyi desteklemişti. Uçak 2015'te yola çıktı ve bir yıl sonra 2016'da tekrar Abu Dhabi'ye ulaşarak gerçekten dünya turunu aşama aşama ama çok uzun süre uçarak ki bu uçağın saatlik hızı 30 ila 40 kilometre arasında değişir, değişiyordu. Ve bu turu tamamlayarak tekrar Abu Dhabi'ye geldi. Bu elektrikli uçakların ne yapabileceği konusunda çok önemli bir adımdı. Zaten Solar Impulse'un arkasından da elektrik projeleri, özellikle elektrikle çalışan uçak motorları ve bu konudaki teknolojiler hızla gelişmeye başladı. Videonun başında da belirttiğim gibi bu konuyla ilgili çalışan şirketlerden biri Aerotech. Aerotech özellikle tek motorlu uçaklar için küçük elektrikli motorlar üretiyor ve hedef, ilerleyen zaman içerisinde işte Cessna karavan veya e, deniz uçakları arasında çok ciddi bir kullanıma sahip olan Beaver gibi tek motorlu uçaklarda elektrik motoruna getir, geçirilmesi. Özellikle Beaver'lar e, Kanada'da Amerika Birleşik Devletleri'nde göllerden denizlerden havalanıyor. Deniz uçağı bunlar ve çeşitli şehirler üzerinde turlar yapıyorlar. Tabii ki benzin veya avgaz olarak adlandırılan yüksek oktanlı benzin kullanımı tek motorlu uçaklarda ciddi de bir gürültüyü yerine getiriyor hedef elektrik motorlarıyla sıfır sessizlikte bu uçuşun gerçekleştirilmesi ve geçtiğimiz senede önce bir Beaver elektrik motoruyla havalanmıştı. Şimdi geliştirilen motorun kapasitesi büyüdü ve Sesna Karavan bunlarla ilgili bir uçuş yaptı. Hedef bu uçuş süresinin arttırılması. Sesna Karavan özellikle kargo şirketleri tarafından kullanılıyor. E yolcu kapasitesi 11-12'ye kadar çıkabiliyor karavanlar. Eğer karavanda elektrik motoru kullanırsa uçuş maliyetleri çok ciddi anlamda aşağı çekilecek. Ve şirketin de hedeflerinden biri bu uçakların en büyük kullanıcılarından biri FedEx. Fedex'e elektrik motorlu sesli karavan satabilmek. Uçaklar büyürse elektrik motoruyla nasıl uçabilir sorusunun cevabını da uzun yıllardır Airbus araştırmalarda gerçekleştiriyor. Hatta Airbus, BAe Systems tarafından geliştirilmiş bir RJ100 tipi eski yolcu uçağını da satın aldı. Bu uçak 4 motorlu, hatırlayacaksınız Türk Hava Yolları'nda da uzun yıllar kullanılmıştı. Bölgesel uçuş uçuşlarda kısa pistlere inip kalkabiliyordu. 4 motorundan biri söküldü ve bir motor yerine Rolls Royce, Royce imalatı özel bir elektrik motoru takıldı. Bu uçak üzerine çalışmalar devam ediyordu ama koronavirüsle birlikte havayolu şirketlerinin siparişleri azaltması, imalatçıların da çok zor günler geçirmesine neden oldu. Ve bu uçak projesi ne yazık ki şimdilik durmuş durumda. Eğer proje devam etseydi 2021 22 gibi uçuş testlerinin başlaması planlanıyordu. Ama Airbus çalışmaları durdursa da bu uçağın geleceğiyle ilgili çok büyük umutlara sahip. Umarız tekrar dünya havacılık açısından eski günlere döndükçe bu proje tekrar gündeme gelir ve tekrar çalıştırılmaya başlanır. Bu proje öncesinde de Airbus'un yine elektrik motoruyla ilgili yaptığı tek kişilik bir uçaklı testleri vardı. Bu uçakları da Paris'teki, Frankfurt'taki havacılık fuarlarına getirilerek meraklara gösterilmişti. Bir sonraki adam yolcu uçağı olacaktı ama bu ne zaman hayata geçer açıkçası şu anlık bilemiyoruz. Bu konuyla ilgilenen ikinci çok önemli kuruluş ise Amerika'da NASA. NASA aynı zamanda uzay çalışmalarının yanı sıra bu tür havacılıkla ilgili çalışmalara da çok büyük bir destek veriyor. NASA'nın geliştirdiği X57 olarak adlandırılan yolcu uçağı tamamen elektrik motoruyla uçacak. Hedef bu yolcu uçağının ilk etapta 100 milyar yani 185 kilometre menzile sahip olması planlanıyor. Sonrasında pervaneleriyle birlikte aşama aşama menzil daha da uzatılacak ve bu konuda özellikle pervaneli uçak konusunda yeni bir çözüm sunulacak. Bir işle ilgili NASA bir şeyler yapıyorsa emin olun ki siz bunların sonuçlarını 15 20 30 yıl içerisinde net olarak görülmeye başlanacak. Çünkü elektrik motorlarıyla ilgili inanılmaz bir gelişme var. Günümüzde elektrik motorları özellikle eğitim uçaklarında kullanılıyor. Zaten eğitim uçaklarının en büyük maliyet kalemlerinin başında yüksek oktanlı benzin geliyor. E bu benzinin kaldırılması uçaktan, onun yerine daha küçük elektrik motorlarının kullanılması uçuş eğitiminde de yeni bir sayfa açmaya başlıyor ve böylece pilotaj eğitim maliyetlerinin de aşağı doğru çekilmesi hedefleniyor. Tabi bu konuyla ilgili en büyük zorluklardan biri de aküler. Ee, aküler şu an çok büyük ve gerçekten uçakta ciddi yer kaplıyorlar. Aynı zamanda akülerin uçuş emniyetiyle ilgili de bazı soru işaretleri ortaya çıksa da yeni teknolojiyle birlikte bu sıkıntıların sorunların en aza indirilmesi akülerin küçültülmesiyle birlikte daha uzun süre havada kalış ve uçuş maliyetlerinde daha da aşağı çekilmesi hedefleniyor. Gerçekten gelecek elektrikte bakalım bunlarla ilgili nasıl bir çalışmalar ortaya çıkacak ben de merakla bekliyorum. Özellikle elektrikli uçaklarda bu tür gelişmeler yaşanırken farklı yakıt türleriyle ilgili de çeşitli çalışmalar var ve bunlar yavaş yavaş uçaklara uygulanıyor. Bu imalatçılardan biri de İtalyan Teknam. Tekna Ultralight sınıfında iki kişilik uçaklarla bu pazara girdi. Daha sonra kapasitesini büyüttü, 4 kişilik uçaklar yaptı. Yavaş yavaş eğitim amaçlı uçaklar işleten uçuş okullarında da yoğun olarak kullanılmaya başladı. Çünkü operasyon maliyetleri çok düşük. Şirket yeni bir uçak tasarladı. Bu uçak dizel motora sahip. Uçağın adı P2010 TDI. TDI uzantısıyla ilgili bir şeyleri gördüğünüz zaman hemen aklınıza mazotlu çalışan dizel arabalar girebilir. Evet bu uçağın motoru dizel. Dizel ama mevcut dizel yakıtın yanı sıra bu motor aynı zamanda jet A1 olarak adlandırılan günümüzde yolcu uçakların yani jet motorlu sivil uçakların kullandığı yakıtta kullanıyor. Buradaki avantaj şu. Örneğin Türkiye'de veya Avrupa'da her havalimanında avgaz olarak adlandırılan yüksek oktanlı uçak benzinini bulamıyorsunuz. Ama aşağı yukarı her havalimanında eğer yakıt tankeri varsa jet A1 mümkün. Yani jet A1 ile bu motorun uçması bir yandan hem maliyetleri aşağı çekiyor hem de her yerden yakıt bulup rahat rahat uçmanızı sağlayacak. P2010 TDI için Continental bu motoru geliştirdi. Bu motorun adı da CD170. 215 beygir güç üretiyor ve 1 saatlik uçuşta sadece 20 litre yakıt harcıyor. Uçak 4 kişilik. Gerçekten içi tasarım açısından İtalyanların estetiğiyle birleştirilmiş ve uçağın önümüzdeki aylarda sertifikasyon sürecinin tamamlanması ve müşterilerine verilmesi bekleniyor ve tabii ki bu adımda dizel motorların havacılığa, genel havacılığa, ufak uçaklara girmesi de yeni bir adım olarak elektrikli motordan sonra çok önemli bir adım olarak göreceğiz. Koronavirüsle birlikte birçok uçak tasarım çalışmaları da durdurulmuş durumda ama devam edenler var. Bu kötü günlerde en azından o güzel haberleri alarak mutlu oluyoruz. O uçaklardan biri de Cessna 408. Sesna çok uzun yıllardır genel havacılık için pervaneli ve jet uçak üreten çok önemli bir imalatçı. Yeni modeli çift motorlu ve karavanlar olarak adlandırılmış hani o elektrikli uçacak Cessna karavanların bir üst model olarak envantere girecek ve özellikle kargo taşıma ile ilgili çok önemli bir beklentisi var Cessna'nın. Çünkü karavanlar tek motor olması nedeniyle bazı kısıtlara giriyorlar işte ayafar uçuşlar olarak adlandırılan bulut içi uçuşlarda veya gece uçuşlarında bazı ülkede kısıntıya sıkıntıya girebiliyorlar. Bazı ülkeler uçurmuyor bunları. Bu aşamaları, bu zorlukları Cessna 408 ile aşmayı imalatçı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde bu uçakta ilk uçuşunu yaptı. Gövdesi green yani yeşil boyasıyla dikkat çekti. Bakalım test süreçleri nasıl devam edecek arkasından umarız siparişler gelir. Çünkü bu çok uzun yıllar sonra Cessna'nın tasarladığı ilk çift motorlu pervaneli uçak ünvanı taşıyor. Bu uçak aynı zamanda 19 koltuk kapasitesine sahip olacak. İşletlerinde ise Fransız imalatçı Dassault'un Falcon 6X modeli konusundaki çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Bu uçağın mockup olarak adlandırılan kabin kesidini daha önceden geçtiğimiz yıl katıldığımız Dubai Air Show sırasında gezmiştik. Gerçekten inanılmaz güzel geniş kabin'e sahip bir işleti. Fiyatı 47.9 milyon dolar. Tabii bu 2018 fiyatı. Önümüzdeki yıl başlayacak. İlk uçuş programıyla birlikte sertifikasyonun kısa sürede alınması ve DASO bu uçağı 2022'den itibaren teslim etmeyi planlıyor. Bakalım işletlerinde bu adımı devam ettirirken diğer işleti imalatçıları ne yapacak bunu merakla bekliyoruz. Çünkü ekonomik kriz ne yazık ki hepsinin belini bükmüş durumda. Pek fazla bir sipariş yok şu an. Özellikle işletleri pazarında ama ben eminim ki koronavirüsle birlikte yükselecek ve trend haline gelecek konulardan biri de işjetleri. Çünkü iş adamları normal yolcu uçağına binmektense işjeti kullanarak seyahatlerini gerçekleştirecek. Bu konuyla ilgili havacılığın iki tarafı şanslı. Bir taraf işjetleri, diğer tarafı ise hava kargo. Bakalım bu iki sektördeki gelişmeler sektörün diğer aşamaları nasıl yansıyacak bunları da merakla bekliyoruz. Bugün sizlerle genel havacılık, biraz işjetleri, özel uçaklar, elektrikli motorlar ve havacılığın geleceği üzerine konuştuk. Abone olmayı unutmayın. Katıl butonuna basarsanız bize destek verirsiniz çok seviniriz. Bize sorularınızı yorum olarak atabilirsiniz veya info.tolgozbek.com at adresinize mesajlarınızı, yorumlarınızı, sorularınızı iletebilirsiniz. Ve tabii ki detaylı havacılık haberlerinde tolgozbek.com sitesinde olduğunu unutmayın. Sizleri oraya da bekliyoruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.